Voor de dame, ja, je gooit je been er gewoon overheen en gaat het zelf goed. Ja, ik had hem nog iets doen, maar daar is het natuurlijk wel een beetje dus nogmaals gefeliciteerd. Deze is voor jou. Maak maar een rondje, zou ik zeggen. We weten dat er in Nederland 17 miljoen mensen wonen, maar dat we 22 miljoen fietsen hebben. Hollanda'da 17 milyon vatandaş, insan, 22 milyon bisiklet olduğunu bilmek de gerçekten mutluluk edici. En door zoveel te fietsen besparen we echt heel veel kilometers in de auto. Ve tabii ki bu kadar çok bisiklete bindiğimiz için de arabayla kilometreyi daha az yapıyoruz. Ik heb ook in België gewoond. Dus ik kan goed vergelijken tussen België en Nederland. Belçika'da da yaşadım ve Belçika ve Hollanda arasındaki farkı da çok güzel kıyaslayabilirim. En Nederlanders rijden per hoofd van de bevolking 7000 kilometer minder in een auto. Ve Hollandalılar kişi başı arabayla 7000 kilometer daha az yol yapıyorlar. Omdat ze steeds fiets nemen. Çünkü hep bisiklete biniyorlar. Yani arabadan 7000 kilometer tasarruf ediyorlar. Dus ja, fietsen is echt deel van de cultuur. En als je wel eens in Nederland geweest bent, dan weet je dat. Want je ziet overal fietsen. Nee, tabii ki bisiklet kültürün bir parçası. Ve Hollanda'ya gitmişliğiniz varsa görmüşsünüzdür. Hollanda her yerde bisiklet. Ja, de burgemeester heeft ze ook gezien in Amsterdam en Rotterdam. Bizzat gördüm. Sayın belediye başkanımız da gördü Hollanda'da, Amsterdam ve Rotterdam. Etkilendik açıkçası, onu söyleyeyim. Çorbis sisteminin oluşmasında Hollanda tecrübesinin önemi var. Evet, yani bu projeyi zaten ilan etmiştir ama öncelememizde Hollanda'daki o yoğun bisiklet kullanımını görmüş olmamızın önemi var. Yani. Projede aangekondigd, maar feit dat wij in Nederland zijn geweest en dat gezien hebben, heeft het eigenlijk nog veel aangekondigd. Ja, zeker. Çok aktif kullanıyoruz, gördük. Gezien dat zijn heel actief. Ziyaret ettiğimiz evlerde 4-5 tane bisiklet vardı. Hatta bir Türk evine gittiğimizde yanlış hatırlamıyorum 5 bisiklet vardı. Büyük bisiklet, ortanca bisiklet, çocukların bisikletleri, kışlık bisiklet, yazlık bisiklet falan. Böyle farklı bisiklet türleri vardı. We hebben een Turkse familie bezocht en die hadden nog een 4 of 5 fietsen. Dus een winterfiets, een zomerfiets, kleine fiets, groepfiets. Ja, sportfiets, mountainbike, farklı farklı bisiklet türleri. Yoksa 17 milyona, 22 milyon bisiklet olmaz zaten. Want anders zouden we geen 42 miljoen fietsen zijn. We zeker een miljoen euro's. Bir gün Çorum'da inşallah. En hopelijk ook one day in Çorum. Okay. Bir adım attık şimdi. Bunun devamı gelecek tabii. Özellikle Türkiye'de Konya gittim hiç bilmiyorum. Ve çok fazla bisiklet var. Evet, çok bisiklet var orada. Konya tecrübesi de bizim için önemli bir tecrübe. Ve topografik olarak biz Konya'ya benziyoruz. Yani düz. Ya onlar başarmışsa biz de başarabiliriz. Evet. İnanıyoruz kendimize. İnanıyorum ben de. Çok başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yes. En het is waar dat in Nederland fietsen echt deel is van het dagelijks leven. Gerçekten Hollanda'da bisikletten günlük hayatın parçası. Evet. 25% van de gevallen dat een Nederlander deur uitgaat, pakt hij de fiets. Ja. Hollandalı vatandaş dışarı çıktığında yani bir yere gideceği zaman yani %25 oranında bisikletiyle gidiyor. Ja. Evet, onu gördük biz zaten. Nederland'da is veel fiets infrastructuur. Hollanda'da bisiklet altyapısı çok fazla. En dat is belangrijk, want fietsen moet veilig zijn. Bu çok önemli çünkü bisiklete binmek aynı zamanda güvenli olması gerekiyor. Vandaag ben ik mijn helm vergeten. Bugün kaskımı unuttum. Maar dat is eigenlijk best wel verstandig om een helm op te doen. Ama tabii ki kask takmak da çok akıllıca olması gereken. En als u besluit om fietspaden te gaan aanleggen, dan is het een heel moedig besluit. Eğer bisiklet yolları yapmaya karar verdiyseniz bu gerçekten çok cesur bir karar. Want het betekent dat de auto minder plek heeft. Bu da arabalara daha az yer kalacak anlamına da gelecek. Yani politik bir karar. Yani gerçek siyasi bir karar bu. 8 kilometre zaten bisiklet yolumuz var şu an şehir içerisinde. 8 kilometre. Bunu artırıyoruz. Bunu artırıyoruz. Özellikle merkezi caddelerde sorunumuz var. Tabii hiç düşünülmemiş. Trafik de yoğun. Ama
bu noktada da radikal kararlar alabileceğimiz düşünüyorum. Das Problem im Zentrum ve Problem mit der Fußpfade an Straßen, das wir haben da özellikle gençler bakımından bisiklet çok heyecan getirir şehre. O da ayrı bir tarafı yani şimdi. Gerade für die Jüngere ist es eigentlich sehr interessant, die Fietze, das ist ja sehr enthusiastisch. Ja, und es geeft hem vrijheid. Onlara bir şey de veriyor, özgürlük de veriyor. Evet. Gençler, şu ayı gezin gençler.